Herkese merhaba, OmniFactory'e hoş geldiniz. Evet, bir gün aradan sonra arkadaşlar. Seriye kaldığımız yerden devam edelim. Son iki bölüm bir saat olmuştu, bir saati geçmişti hatta. Bu bölümü çok fazla uzun tutmamaya çalışacağım. Hemen kayıt dışı yaptığım şeyleri göstererek başlayayım. Öncelikle şurasını göstereyim. Burasını artık gördüğünüz gibi kapattım. E, yeter gibime geliyor artık. Bundan daha fazla büyür müyüz? Fabrikamız bundan daha fazla büyür mü? Bilemiyorum. Mümkün olduğu kadar merkezden uzaklaşmaya çalışıyorum çok fazla yoğun yapmamaya çalışıyorum Eğer ihtiyaç duyarsak bu kenarları falan da kullanırız daha e, Burasının işi e, Tasarım işi bitti gibi gözüküyor yani e, Burasıyla bayağı zaman harcadım açıkçası Ama başka şeyler de yaptım onları da göstereyim yani teknik olarak başka şeyler yaptım e, Geçen bölüm biliyorsunuz bu Advanced Extended Craft olaylarına girişmiştik Onların bütün tanımlamalarını şu şekilde yaptım arkadaşlar. Burada ne, ne vardı? Reinforced Mining Lever var. Lazer mi? Bir şey var işte orada. Burada e, ikinci seviye Micro Miner'ımız var. Bunlar hepsi artık burada oluşuyorlar arkadaşlar. Bunları ben normal kullanmıştım. Daha doğrusu ince, ince kullanmıştım ama sonradan normale çevirdim. Çünkü bu interfeysin geri dönüşlerini de almasını istiyorum. Diğerlerini de hazırladım böyle e, lazım oldukça kullanılır. E, burada da ne var? Clut rate miydi bu? Yok. Kristal tayinlerimiz var. Artık hepsi otomatik olarak oluşuyorlar arkadaşlar. E, geçen bölüm elmas olmadığı için çok fazla gösterememiştim. Mesela şöyle yok 100 tane demeyelim abartmayalım. 10 tane istersem artık e, buraya geliyor. Şöyle gördüğünüz gibi bu interfez bu e, crafterın üzerine otomatik olarak koyuyor. Şu şekilde Biraz yavaş koyuyor ama Aslında daha da hızlı koyuyordu ama bilemiyorum Evet craft oldu ve şuradan da sisteme geri gitti Heh, şimdi gerçek hızına şimdi ulaştı ee, Ve bu şekilde hepsi otomatik arkadaşlar artık miner 1 2 3 4 1 zaten emi tarafından Craft ediliyordu bunlar tarafından değil Diğer 2 3 4'ler de aynı şekilde ve iç komponentleri şunlar da iç komponentler de bu şekilde craft oldu Başka bir şey var mı? Yok hepsi minor bunların arkadaşlar. Lazım oldukça dahasını tamamlarız. İlerleyen zamanlarda şey yaparız şimdiye kadar kullandıklarımız hepsi 9 malzemeden Fazla değildi arkadaşlar 9 malzemeden fazla Lazım olduğu zaman Şunu yapmaya başlayacağız Packager'lar, Package Recipe Encoder'lar Unpackager'lar ve extensions'lar. Ben bunların tanımlamalarını yaptım. Biraz böyle bırkalamaya başladım ama hala nasıl yapıldığını, nasıl çalıştığını, mantığını daha çözmüş değilim arkadaşlar. Şu ana kadar ihtiyacımız da yoktu. Ama bundan sonra eğer 9 malzemeden fazla gereken bir craft varsa onları kullanmaya başlayacağız. Başka ne yaptım? Başka aklıma geldikçe söylerim. Hatırlamıyorum şimdi. Bayağı zaman harcadım ama. Bugün ne yapacağız arkadaşlar? Bugün ee, biraz böyle artık şu nükleer kraftın malzemelerini hazırlamaya başlayalım. Nükleer kraftın makineleri şunları bunları yapmaya yapmayız bu bölüm daha ama gerekli malzemeleri yavaş yavaş toparlansın diye şimdiden girmek istiyorum arkadaşlar. Ee, şuradan başlayalım. Basic planting denen bir şey ve bunu bu tarafa atıyorum. Şimdi bunu yapmaya başlayınca muhtemelen e, şu taraftan da bir şeyler açılacak. Ya hatta buradan mı başlayalım ya? Buradan başlayalım da buna hazır olsun. Ee, RAR Earth vardı burada. Ha bir de şunu göstereyim arkadaşlar, bu Emis Touch monitör e, sizin gösterdiğiniz bir malzemenin e, sistemdeki sayısını bu şekilde gösterebiliyor ve ben de geçen seferki sıkıntıları pek yaşamamak için sistemdeki Diamond sayısı gözümün önünde olsun diye buraya koydum. E, şu an düşüyor arkadaşlar, biraz enerji problemimiz hala daha var. Şurada 3 tane Blast furnaceımız çalışıyor, Signalum, Limium falan filan yapıyorlar. Bunlar bu bu şekilde full çalıştığı zaman e, aşağıda bizim şu buradan enerji alsa dahi e, sistem içerideki enerjisi yetmiyor. Öyle diyeyim. Aşağıda aslında şu an jeneratör de çalışıyor bizim daha doğrusu türbinimiz çalışıyor. Bütün elmas üreten, elmastan enerji üreten dinamolarımız da çalışıyor ama şu an enerjimiz yetmiyor. Ne zaman yetiyor? Onlar işlerini bitirip durduktan sonra böyle biraz artıya geçmeye başlıyoruz. Hatta şu diamond 12 13 binlerdeydi görevi verdikten sonra 9000 liraya kadar düştü. Aşağıda çalışıyor. Diamond üretiminde çalışıyor. Yani bizim yakın zamanda belki bu bölüm bile hatta biraz daha şu enerji konularına değinmemiz lazım. Neyse şu Rare Earth'lardan çıkartmıştık. Biliyorsunuz nereden çıktığını daha önce söylemiştim ama nereden çıkacağını da söylemiştim daha önce. Bize Redstone'lardan şunlardan Rare Earth bolca gerekecek gibi gözüküyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim ben bunları kayıt dışı yapacağım. Gene pulverize edeceğiz. Or washer'a yollayacağız. Sinibarlarda çıkıyor. Ee, bir daha pulverize ettiğimiz zaman rar earth çıkıyor. Hepsinden %100 olasılıkla çıkacak. Yani çok fazla rar earth'ümüz olacak. Çünkü e, bir tanesinden 12 tane çıkıyor burada gördüğünüz gibi. E, 12 çarpı yani redstone bloğumuzun 12 katı daha fazla rar örtümüz olacak gibi duruyor. Şunlardan alıyorum ben şöyle üzerime ve bunların tanımlamalarını yapalım arkadaşlar. Hop yanlışlıkla çıktım. Ee, ben yapayım bunları. Şu, biraz zaman alıyor çünkü bundan çıkanı ondan ondan çıkanı ona tanımlamamız falan gerekiyor. Buraları doldukça yenilerini koyuyorum. Buraya gördüğünüz gibi o oraya getirecektir. Bunları elle atayım. Ee, rar örtlerimizde Bunlar da çıkmaya başlasın. Tanımlamalarını yapayım. Birazdan geliyorum. Evet tanımlamalarını yaptım arkadaşlar. Şöyle bir bakalım şimdi. 112 tane rar örtümüz var. Ve 116, 118 ve tane olarak da çok fazla çıkıyorlar. Ee, zaten yetmiyordu enerjimiz. Bir de maden katlama makinelerini de çalıştırdık. Şimdi bakalım bölüm sonuna kadar 9600 diamond nelere düşecek. Gerçi buradaki işler bitmek üzere ya. Belki bunlar bir biterse tekrar artıya çıkarlar. Neyse, bunu da aslında fiili olarak yani geçen sefer rastgele yapmıştık, denk gelmişti. Asıl rare earth elde etme yöntemimiz bu şekilde olacak. Ve boron diye bir şey istiyor bizden. Boron arkadaşlar tuzları şöyle boron değil, boraks. Şöyle bir bakalım boraks'tan çıkıyor diye hatırlıyorum. Evet. Ama çok da fazla çıkmıyormuş ya. 23 taneden 4 tane çıkıyor hmm. çok da değil aslında başka e, Boron üretme yöntemimiz olabilir mi Centrifuge bu değil Electrolyzer sadece BROX'dan mı çıkıyor Bu ne Ha, Boron bu şekilde de elde edebilmişiz 5. seviye Aslında 4'ü yaptık 5'e de yaklaştık ama Bakalım Başka da yok gibi gözüküyor arkadaşlar yani şimdilik bu şekilde idare edelim. Ee, boraksları elde etme şey boraksten çıkartmaya başlayalım. İlerleyen zamanlarda macro miner'la da getiririz gibime geliyor. Ee, boraks nereden çıkıyor? Boraks da tuzun arkadaşlar katlama olaylarından çıkıyordu. Şöyle şöyle göstereyim. Pulverize e, kaya tuzu ve tuz tuzların daha doğrusu katlama olaylarından çıkmıştı şimdiye kadar. Ee, ve şu boraksı üzerime alayım bakayım. Nasıl yapacakmışız bunu? Elektrolize mi edecekmişiz? Evet, elektrolize edecekmişiz. O, aşağıda aşağıda yapalım. Değil mi? Aşağıda yapalım. Elektrolizerlarımız. Advanced Elektrolizerımız. Centrifuge Elektrolizer. Elektrolizer var burada. Ha, yalnız bu medium voltaj seviyesinde. Sen nerede oluyorsun? Ya medium voltaj seviyesinde de olurmuş ya. Bu şekilde devam etsin. Ben gene şuraya Borox elde etmek için bir şeyler yapayım. Hemen geliyorum. Ve Boron görevi de açıldı arkadaşlar. Ee, şuraya tanımlamasını yapayım. 20 bin tane falan vardı. 27 bin taneden ya hepsini çevirsek olmaz. Yani zaten yetmez bin tane kadar. Şöyle 300 tane kadar boron tuttuktan sonra bu makinede dursun. Boron yaptıktan sonra dursun ve şu şu git bakalım sen içeriye sizler de gidin. Yok kablo oraya gitmesin. Kablo bir tarafta duruyor. Ve şuradan görevi ödülünü aldım arkadaşlar. Boron tamam. Ferroboron ve Yrit denen bir şeye ihtiyacımız varmış. E, bu nereden geliyor? Rare Earth'ten geliyordu değil mi bu? Dur bakayım. Ha bunun tiny'si geliyordu sanırım ama. Centrifuge Yo, medium'a mı geliyor? Allah Allah. Dur bakayım. Eee Rare Earth'ten çıkıyor bu ya. Ben biliyorum bunu ama. Yo, tamam işte. Small pile çıkıyormuş ya. Eee Rare Earth'ümüzü bizim santrifüjeye yollamamız gerekiyor ve şunları elde edeceğiz. Rare Earth başka işe yarıyor mu? Hiçbir işe yaramıyor. Ee, bunun sınırlamasını koymayalım o zaman. Rare Earth elimizdeki bütün Rare Earth'ler bu şekilde dönüşsünler ne çıkıyor? Neodmium çıkıyor, kadmiyum çıkıyor. Bayağı bir şey çıkıyor. Bunun için de santrifüje ihtiyacımız vardı. Şurada da bir santrifüj vardı? Evet, burada da bir santrifüj varmış. Ee, peki şey mi? Rar Earth 752 tane olmuş bile. Bunları daha çeviririz. Bunlardan da daha çok çıkacak. Ee, bu da medium voltaj seviyesinde oluyormuş. Tamam ben şuraya da bir centrifuge yapayım arkadaşlar koyayım ayarlamalarını yapayım Advanced centrifuge medium voltaj seviyesinde ee, Diğerlerini de elde etmeye başlayalım hemen geliyorum Ve hazırladım arkadaşlar yalnız şu dikkatimi çekti şurada göstereyim size e, Centrifuge yaptığımız zaman bunların e, çıkma olasılıkları var gördüğünüz gibi yüzde 25 25 Yalnız e, her seferinde hepsi çıkıyor anlamadım. Şöyle bir tane koyuyorum bakın, hop altısı birden geliyor. Ee, şans diyeceğim ama az önce de yaptığımda da aynı şey oldu ve şimdi de aynı şey oldu. Bir daha yapıyorum, gene altısı birden geliyor. Yani öyle yüzde yirmi beşlik bir şey değil, yüzde yüz olasılıkla çıkıyor. Aslında buradaki bir tane rar örtü e, altıya falan Yok. Bir falan kaplıyoruz galiba. Ha gerçi bunlar pile, şey small pile. Neyse önemli değil. Ve gördüğünüz gibi artık bunları da elde etmeye başladık. Yalnız şunları bir daha bakayım ya ben sonra bu nereden nereden demeyelim. Neodmium'uz kullanıyorduk. Neodmium'u hatta ben satın almıştım. Neodmium'uz artık buradan elde edeceğiz. Hatta bolca olacak. Kadmiyum şimdiye kadar hiç kullanmadık. Lanthanium denen bir şey hiç kullanmadık. Serium denen bir şey hiç kullanmadık. E kasesyum hiç kullanmadık. Bunu şimdi kullanacağız. İnşallah unutmam. Ya da sisteme baktığım zaman belki hatırlarım tekrar. Tamamdır. Bu işimizi de hallettik arkadaşlar. E, şunu elde edeceğiz şimdi. Dust olarak elde edeceğiz, değil mi? E, ve gel bakalım sen şöyle 55 tanecik olmuş bile. Şu ve şöyle hop hop ha buna dörtlü bir şey yapmak lazım ya. Açılacak mısın? Açıldı. Packager dörtlü bir packager yapmak lazım. Bunun ödülünü de aldım. E, yet Ytterium, Barium, Cupraite. Barium. Barium denen bir şey. Bu açılmamış zaten daha. Bunu Barium açınca açılacak muhtemelen. Barium sen nasıl elde ediliyorsun? Barite. E, e, bunu bundan bunu elde ediyor. Barium. Bu nasıl elde ediliyor? Bu baryum, kapır. Bu var. Baryumumuz yok bizim. Baryum nasıl elde ediliyor? E, ee, Pulverize'dan değil buradan. Barite denen bir şey mi? Dur bakalım. Şurada bir şey yazıyor mu? E, ee, insert quartz. Aa, var mıymış bu? Quartz damarların içerisinde nadir olarak vardır diyor. Bu, bu toplanan bir şey miymiş ki? Ee, A varmış harbiden. A barita bizde bizde varmış. Eee barite. Bu bir yerden gelmiş herhalde ya arkadaşlar. Eee bakayım nereden gelmiş olabilir diye şuradan eee bu bu bunlar kuart sayı. ha hee kuart eee işlerken yan ürün olarak barita çıkmış bize. Bright mı, barita mı, nasılsa artık. Ha, zaten or olarak da varmış yalnız. Or olarak da varmış. Burada gördüğünüz gibi kuarsın yanında nadir olarak durur diyor. E, o zaman dur. O zaman buradan elde edebiliriz. Elektrolize edeceğiz seni öyle mi? Altı e, 6 taneden ancak 1 tane çıkıyormuş yalnız. İyi. iyi. E, bolca var. Quartz da sürekli kullandığımız bir şey zaten, ee, sürekli çoğalttığımız bir şey bunlardır, çıkacaktır. Ee, i̇nşallah unutmayız ama nereden geldiğini unutursak da bakarız artık. Ee, nereden devam ediyordum ben ya? Deminki yaptığım neredeydi? Şurada mıydı? Buradaydı galiba. Neyse önemli değil zaten. Ben şimdi bunları elektrolize edeceğim arkadaşlar. Tekrar izlemeye gerek yok electrolyze ee, yalnız şeye bakayım. Advanced electrolyze var. Şu medium voltaj seviyesinde electrolyze oluyor mu bu arkadaş? Oluyormuş. Ne güzelsin sen. Ee, ben şunları da bir ayarlamasını yapayım. Gene geliyorum. Tamam gibi duruyor arkadaşlar. Bu e, arkadaş eee electrolyze olup baryuma dönüşmekten başka hiçbir işe yaramıyor anlaşılan. Craftlarda falan da kullanılmıyor burada gördüğünüz gibi. O yüzden ben bunu herhangi bir sınırlama getirmeyeceğim elimizdekilerin hepsi baryuma dönüşsünler Ve şöyle attım yalnız kraftında şey çıkıyor oksijen de çıkıyormuş bize oksijen de yani Şöyle göstereyim oksijen değil mi evet oksijen de getirecek bir yandan O yüzden sıvı importta koydum O baya yavaş oluyormuş yalnız ya hmm. Neyse yavaş olsun sürekli çalışacak bir makine zaten bu Dur bakalım ee, bir tanesini elde edelim ama değil mi? Şeyine bakmadık ya voltajına bakmadık daha doğrusu 40 saniye ee, Biraz daha yüksek bir elektrolizer ile yapsaymışım Daha iyi olurmuş gibime geliyor ama neyse çok önemli değil ee, Gel senden şuradan hop, yakaladım bir tane ee, hop, Bu değil Evet oksijenler gidiyor Ve diğeri de gitti Baryumumuzu elde ettim. Açılacak mısın? Ve açıldı. Görevimiz de açıldı. İçeride birike dursun onlar. Yitrium e, Baryum Cuprate denen bir şey. Şu. oh, Vakum freezer'dan geçiyor. Öyle mi? Şu nasıl oluyor? Baryumumuz artık var. Bu var ve copperlarımız da var. Crafting Table'da normal yapabilirmişiz. Mixer koymayacağım arkadaşlar. Ee, mikser koymak demek en az 2-3 tane bas daha kullanmak demek oluyor şimdi Şunu şöyle atayım Bu Bu ee, baryum bu Şunu yalnız şuradan Bir krat vereyim müsaadenizle 8800'e düşmüş arkadaşlar gördüğünüz gibi Azalıyor şu an hala enerjimiz madenlerimiz azalıyor üretimden daha fazla tüketiyoruz yani ee, ne yapıyorduk? Şunu şöyle bir craft verecektik. Bu, 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 lazım oldukça buradan çoğaltsın. Bizde small vardı, değil mi? Evet, small var. 12 bin tane small var. Bunlar çoğalacaktır buradan da. Normal Dasta çevirir makina, sistem ve şunu da veriyorum. Bu da gel bakalım. Ee, gelsen, yok, o tarafta değil şurada olsunlar. Bu burada, bu da burada. Yalnız bunları biraz tuttursak mı ya? Ee, tutturalım. Ee, aşağıda dustları da var çünkü. Dust kısmı da var daha doğrusu. Baryum da gitsin. Şundan şimdi bize bir tane, ha, bir tane yapmıyor zaten. Altı tane falan yapıyor değil mi? Altı tane yapıyormuş. İki tane baryumumuz olmuş mu? Olmuş. O zaman bize bir tane bunlardan yapıversen ve yaptı. Şunların da bir şeyini yapayım arkadaşlar. Tanımlamasını yapayım ben. Dust, dust, dustları nerede yapmıştım ben? Şurada mı? Ha, burada yapmışım. Hemen şunların da müsaadenizle içeride hazırda tutsun. Şu ve şu ve şu bunları geri aldım. Otomatik olarak craft edecek. Dast Dast aşağıda e, mikserle yapmaktansa biraz daha heh, burasıymış Dastları buraya atıyormuş Bunlar da şöyle dursun mikserle yapmaktansa biraz daha iyi gibime geliyor böyle yapmak ama böyle yaptığım için arkadaşlar arka tarafta benden habersiz çok fazla iş dönüyor şurada gördüğünüz gibi ve ben de bu arada aslında onlarla da ilgilendim bak söylemeyi unutmuştum onu da göstereyim hemen size ve şurada gördüğünüz gibi işlemci sayılarımızı arttırdım çünkü neredeyse bazen boş işlemci kalmıyor arka taraftaki bizim işlerimizi halletmektense gene bunlar 4K ve 16K zaten tek tek yaptığı için çok fazla büyük, büyüye gerek yok ama 64K'lıklar da hazırladım ilerleyen zamanlarda onları da koyarız ve elde ettik mi şimdi dur bakayım şunlardan aldım ve bunu ingot olarak istiyor değil mi ve bunu direkt blast furnace'a o oh, hem de 4500 kelvinlik bir fırında gene ee, 230 saniye kadar sürüyor tamam yapacak bir şey yok fırınlarımız blast furnace'larımız evet çok fazla enerji yiyor ama hızlılar şu gel bakalım sen şöyle ve şöyle sen herhangi bir sıvı istemiyorsun değil mi? Yok tamam boşmuş. 4500'lük acaba şimdi hangisi çalışmıyor? Şu çalışıyor. Şimdilik şuna koyalım arkadaşlar. Ee, bu ve bu. Ee, nasıl okunuyorsa. Cup rate, cup rate ingot. İlginç. Ee, aa, bunun şeyini de yapacağız ama değil mi? Bir de vakum freezer olayını yapmamız lazım. Ee, şu, şu, onu da buradan veriyorum. Sen de gel bakalım. Aa, bizim vakum freezerımızın Freezerımızda yer kalmamıştı ama değil mi? Bakıyorum. Bababap. Ee, evet, kalmamış. Acaba e, bir tane daha freezer yapmaya gerek var mı? Yoksa gerek yok ama değil mi ya? Ben şurasını bir ayarlayayım arkadaşlar. E, yaptıktan sonra anlatırım. Birazdan geliyorum. Buraya bir tanesi mal e, Storage Crate koydum arkadaşlar. Artık bütün patenler buna atacak, bu sisteme atacak. Ayarlarını da yaptım ve şuraya şu patenleri geri koyabilirim. Sen git, sen git, sen de git. Bu bununla doldu zaten e, ve sen de gel bakalım. Seni de şöyle bağlayalım. Böyle artık buradan devam ederiz. Biraz kötü gözüküyor ama yani çok da sıkıntı değil. Hatta bir tane deneyelim bakalım şimdi. Ee, şu bu iki tanecik bize yap bakalım. Gerçi bu biraz uzun sürüyordu, değil mi? Ha dur bakalım ya hızını da görmüş oluruz. Çok uzun değil ya, çok uzun değil arkadaşlar. Ve o çalışıyor, bu da çalışıyor, bu da bitirdi. İyi iyi çok kötü değil arkadaşlar. İki tane bize oldu bile gördüğünüz gibi. Ve bunu da üzerime aldım. Görevi var mıydı hatırlamıyorum. Evet vardı. Ve sen de gel bakalım bunu da halletmiş olduk. Şu sıra tamam. Ee, git içeri git içeri sen de git içeri. Ve bize asıl tanıdığımız malzemeler ferroboronlar. Ferroboron nasıl oluyormuş? Boron ve stil öyle mi? Ee, boron, Boron'umuz böyle Dust olarak var. stilimiz de ingot olarak var. O zaman bu taraftan bir craft verelim. Ve şöyle Ferro Boron. Bu değil. Neredesin? Şu. Ee, bu taraftan vermek biraz daha mantıklı olacaktır. İkisi de bu türde çünkü o iyi ikiye çıkartıyormuş bari. Hem Boron hem de stil birleşimi. Ee, bunu karıştırıcıya koyacağız ama değil mi? Karıştırıcı, karıştırıcı. Gel sen şöyle. Ve o zaman sen bize hemen yapabilecek misin? Şöyle 10 tane 5, 5 bundan kullanıyor. Ve artık alloy simetralarımız da hızlı olduğu için ve gördüğünüz gibi hemen bize hızlıca yapı verdiler. Bunu da üzerime aldım. Ama gene unutmadan şunu da hazırlığını yapalım arkadaşlar. Ee, ve sen de bize şöyle bir 512 tane hazırda ferroboron tut kardeşim. Ee, burası dolmuş. Burası dust. Burası da dolmuş. Bunlar elektronikler. O zaman buradan devam edelim. Ee, tamam. Bunlar da olacaktır. Bekleyelim mi? Hatta 6... Neyse beklemeyelim ya. Zaman kaybetmeyelim. Eğer sıkıntı varsa ben onları kayıt dışı tekrar bakarım. Hop şöyle sen de git bakalım. Ve ferroboronumuzu da elde ettik ödülünü aldım. Ve tafoloy. olayı nasıl elde ediyoruz? Ferroboronla lityum lityum bu bizde çok olan mıydı? E, lityum evet 54 bin tane var. Bu nereden çıkıyordu? Her yerden çıkıyordu ya yanlış hatırlamıyorsam arkadaşlar. Şöyle bakayım. Centrifuge bu değil, bu değil. Electrolyzer. Tungstate electrolyzer'ından çıkıyor kesinlikle. Çünkü çok fazla tungstate electrolyze ettik biz. Aha, bu asıl kaynağı burası ya. Asıl kaynağı burası. Neredeyse serinin başından beri clay elektrolize ediyoruz arkadaşlar alüminyum için oradan çıkıyor. O yüzden böyle 54.000 tane olmuş. Tamam. Acaba bunun şeyi var mı? Dastalı var mı? Varmış. Ferroboron ve Lityum. Tamam. Bu da güzel. Ee, Aloy şöyle diyeyim ama bir sürü şey çıkacak. Nakua da Eloy mu? Ferroboron, alloy. Yok. Bunu mu yapıyorduk biz? Yok. Tefolayı yapıyorduk. Dur dur. Şuradan gideyim. Daha kolay olacak. Sen şöyle attım seni. Ee, ve gel ve gel bunu ingot yapıyoruz bunu da dust yapıyoruz şöyle gel bakalım sen acaba yalnız iyi çok fazla bir sadece e, normal karıştırıcıya koymamız geçecek ama aynı sıraya koymayalım teminki neydi bu değil bu değil ha burada tamam aynı makinede çalışmasınlar arkadaşlar birini yapmak için birini yapıyor çünkü ee, ve Fero yok, Fero boron değil. Tav olayımız. Ee, gel bakalım. iki tanecik de sen bize yap bakalım şöyle. E, çabuk olacaksındır ve sen de geldin. Ve bunu da normal kraftla yaptığımız için gene sistemde bu şekilde dursun. Tanımlamasını hemen yapayım. Şuraya geçmiştik sen de gel. Aa, şimdi 512 tane boron yapacak 512 taneden sonra da 512 tane tefoloy yapmaya çalışacak Bu biraz şimdi uzun sürecektir Aslında Çünkü bunları kullanmaya başladı bile arkadaşlar gördüğünüz gibi ama çok da uzun sürmez yani bir 10-15 dakikaya kadar bütün sistem oturur gibime geliyor ve bu da tamam bunun da ödülünü aldığım e, o zaman nükleer kraftın temel malzemelerini temel materyallerini elde ettik gibi duruyor Buradan bize bu arkadaş Reaktör Parçaları reaktör yaptıracak gibime geliyor arkadaşlar basic plating Şuradan şimdi Şu ee, Bu var daha önce kullanıyorduk still heavy plating tungsten plate Bakayım var mı tungsten plate ee, Craft varmış ya tungsten plate'in Tungstenimiz var mı? Var. Bunu da çoğaltsak olurmuş aslında. Aa, bütün tungstenlerimiz bitmiş. Bütün tungstenlerimiz bitmiş. Yani ee, tungsten oluyor hepsi. Allah ne kadar hızlı bitirmiş ya. Aslında yani, hızlı bitirmemiş de, çok vardı ama gerçi 7 tane tungsten'den bir tane tungsten çıkıyordu. Yani 14 bin tane falan işlemiş. Eee Tung, Bunları şey mi yapsam diye düşünüyorum arkadaşlar da Hazırda Neyse ben şimdi kayıt dışı yaparım Hazırda tutması için geniş tungsten stiller gibi bunları da vereceğiz gibi gözüküyor arkadaşlar O zaman gelsem bakayım şöyle şu Bunlar şimdilik var Bir tane örnek için yapıyorum görevi yapmak için açıyorum arkadaşlar Bunlar içeride malzemeler biriktikten sonra Rahat rahat kullanmaya başlarız artık bunları. Gel gel gel. Aa, şunu da şöyle koydum. Ve o zaman basic şu bir tane bize yapabilecek misin? Var hepsinden. Ee, çabuk yapman lazım. Ha ama şeyleri şu ortadakini heavy, stil heavy plating ki biraz sürüyor olabilir arkadaşlar. Çok sürmemesi gerekir aslında ya. Hadi. Hadi hadi. Şu. Still heavy plating. Aa, ne kadar uzun sürüyormuşsun sen ya. Bir sıkıntın mı var acaba? Çalışmıyor musun? Şu. 10 saniye diyor. Steel plaka. Bir bakayım ben buna arkadaşlar ya. Şimdiye kadar bitirmesi gerekiyordu sanki. Bir bakayım geliyorum hemen enerjimiz bitmiş arkadaşlar o yüzden yapamıyormuş kendisi ee, Dediğim gibi bayağı enerji harcıyoruz bu enerji olaylarına biraz daha gelişmemiz Gerekiyor anlaşılan Geçici olarak ne yapabilirim diye düşünüyorum şuradan bir bakayım şunu bir kontrol edeyim Evet 28K buradan çıkış veriyor ee, bu, 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 bu. İkinci bir dimension tanımlasam mı? Şuraya bakayım. Şu signalumlar çok fazla enerji yiyor. Burada mısın? Burada. Neyse, ben e, şunları iptal edeyim arkadaşlar. Şöyle, e, diğerlerini sonra tamamlasın. E, biraz enerjimiz biriksin. Hemen geliyor Evet, biraz toparladı gibi arkadaşlar. Şu an 50 k'ları, 70 klara falan düştü. 100 k'lardaydı bu. E, biraz enerji sıkıntı olacak galiba bize ya. Burada şu an şey yakıyorum arkadaşlar, metan yakıyorum, metan bitiyor, LPG'ye çeviriyorum, lpg bitiyor, metana çeviriyorum. Ee, şöyle bir öneri gelmişti tane hani buraya diğerini de buradan tanımla diye, ama olmuyor arkadaşlar. İçerisinde mutlaka şu input etkin içerisinde mutlaka bir öncekinden bir şeyler kalıyor, o yüzden de diğeri giremiyor, giremediği için de çalışmıyor. Ben de elle kırıp çıkartıyorum bazen böyle değiştiriyorum bittiği zaman. Ki yakın zamanda LPG bitti. LPG tekrar birikmeye başlamıştır. 1200 kova olmuş şu an. Bu da gördüğünüz gibi hızla azalıyor. Neyse, şöyle biz ne yapıyorduk? Şunu yapıyorduk. Basic planting yapıyorduk, değil mi? Bu enerji normale döndüğü için arkadaşlar yapabildi ve bunu da halletmiş olduk. Ve gidiyor. Fusion reaktör. Yakın zamanda fusion reaktör yapacağız gibi gözüküyor arkadaşlar. Ee, bilemiyorum. Advanced Planting'de ne istiyormuş? Hard Carbon Alloy Ve bunun plaka halleri Hard Carbon nasıl oluyormuş? Graphite ingot ve Diamond ee, Grafitlerimiz daha önce gördüğümüz bir şeylerdi bizim ama Ha 5000 tane varmış e, şey or olarak da varmış ya Ama daha önce işlediğimi hatırlamıyorum Arkadaşlar bu nereden çıkıyormuş bakayım Diamond işledik. Diamond'dan çıkmış anlaşılan biraz. Başka nelerden çıkıyor? Ee, bu, bu değil, bu değil. Sanırım Diamond'dan çıkmış şimdiye kadar arkadaşlar ya. Diamond orlardan. Ama kendisini de işlediğimiz zaman bu kaça katlanıyormuş bakayım. İkiye katlanıyormuş. Sadece ikiye katlanıyormuş. Ee, o ingot olarak da varmış. Bak bunu dikkat etmemiştim. Ee, ne yapsak? Hadi bunu da yapalım madem arkadaşlar. Şöyle şunu da atayım ben. Ee, hard carbon alloy. Öyle mi? Hı. Gel bakalım o zaman. Hard carbon alloy. Ee, sana sadece diamond ve ingot halini verebiliyoruz. Başka halini veremiyormuşuz. Tamam, sıkıntı yok. Ingot olarak da bayağı var. Ve gel bakalım karıştırıcımız gene sen. Şöyle o zaman hard karbon sen bize bir 10 tane yapı verecek misin? Yapı verebilecek misin? Enerji durumları ne alemde bilemiyorum. Ve bundan elde ettim. Bunun görevi yok ama bunun da tanımlamasını yapalım. Sistemde hazır tutsun. Şu çok geldik bu akşam buraya biliyorum. Hop almamışım. Ee, hard karbon ama sonraları unutuyorum hep arkadaşlar. O yüzden biraz dikkat ediyorum bunlara. Ee, 7300 lira, 7200 lira düştü gördüğünüz gibi sistem. Ee, dur bakalım. Dur bakalım. Ona bir şeyler yapmamız lazım. Barium plate. Öyle mi? O zaman sen de gel. Sen de gel. Seni kompaktörde yapabiliyormuşuz. Kompaktörde yapabiliyormuşuz. Gel o zaman sen şöyle. Ve kompaktör şu. Değil mi? Tamam. O zaman şunu da verelim arkadaşlar. Sanırım tamamlandı. Gel gel ve sen de gel. İki tane iki tane veriyormuş Allah'tan. Sen de gel. Advanced Plating. Plating Advanced. Şu bize bir tane yap. Bunu bunu hiç yaptırmadık mı ya? Yaptırdık ya biz bunu. Yaptırmadık mı? Hmm. Bilemiyorum. Bilemiyorum. Ama çok uzun sürmüyor. Gördüğünüz gibi bir tanesi bitti bile. İkincisi de bitti. Bunları plakaya çeviriyor. Bu zaten içeride vardı. Ve olmuş olması gerekiyor. Ve bunu da üzerime aldım. O zaman bu görevde de hallolmuş oldu. Tamam. E, ee, Nükleer Craft'ın bugünlük olayı bu kadar arkadaşlar. Bundan sonrası çünkü reaktör kurmak. E, ee, i̇çeride gördüğünüz şu malzemeler biriksinler. Şunlar biriksin. Bunlardan bol bol yapacağız. Çünkü ee, gördüğünüz gibi o. Nasıl bir reaktör istediğini de yazmış galiba burada. Bilmiyorum. Bakarız ama reaktörü yakın zamanda yaparız. Lapis Cooler Glowstone Cooler başka coolerlar da var ya onlardan da Hı. hallederiz aslında Bakalım Kendimize bir Fusion Reaktör tasarımı çıkartırız Aslında ben bu akşam buradan bu kadar yapıp ondan sonra late game'den bir şeyler Yapmak istiyordum arkadaşlar ama Enerji problemini gördünüz enerji problemi biraz bizim canımızı sıkıyor ve 1500 kova 1400 kova kadar boosted dizelimizde birikmiş boosted dizel önemli değil aslında Bizim bio dizelimiz 45 binten boosted dizeli çok hızlı yapıyor biliyorsunuz çünkü yani Binle falan sınırlamıştım ben bunu yanlış hatırlamıyorsam Dizelimiz 10 bin var bio dizelimiz 45 bin var Asıl önemli olan bunlar ve Tetra Nitrometan Dizelle tetra nitrometanı birleştirerek boosted dizel yapıyordu bu dizeli yakalım artık ya yakalım ee, bunun için e, dizel bir dizel engine yapalım bunlar neymiş bunlar ufakları basic advanced turbo ve büyük dizel multiblock bir makine ee, tamam tamam bunu yapalım aşağıya koyalım bizim aşağıdaki vibrant kapasitörlerimizin bir yandan da bunlarla birleşsinler ee, şey yapsın, takviye etsin. Stable Titanium Machine Casing denen bir şeye ihtiyacımız varmış. Ee, stable Titanium Machine Casing. Sen nasıl oluyorsun? Ne menen bir şeysin. Bu Titanium Frame e, o oh, çok zor değilmiş ya. Çok zor değilmiş. Şöyle gel bakalım. Hop, nereye tıkladım? Bu ne ya? Heh. Tamam şu ve şu bunun craft'ını hazırladım. Ee, ve dur. Şu turbonun ikisini de dizelin kendisininkini de atalım arkadaşlar. Ee, dizel dizel jeneratör şu bu başka ne gerekiyor bunlardan? Bakayım şöyle bu altı dolu. O zaman bize bunlardan Ha, şu ortasında bir şey. Aa, titanium gear casing denen bir şey var. İyi ki bakmışız. Bak, üstü de dolu değil mi? Üstü de dolu. Tamam. Şunları yapalım. Engine intake casing denen bir şey ihtiyacımız varmış. Engine insane intake casing. Şu. Oh, titanium rotor, titanium pipe medium olandan ve az önce yaptıklarımızdan. İçeride var mı bilmiyorum arkadaşlar. Bilmiyorum. Bakacağız bakalım. Şimdi varsa zaten bize söyleyecektir. Sen git. Yanlış tarafı açtım. Şu e, dizelin kendisi. Dizel engine'in kendisi. Şu. ekstrem voltaj. Aa, ekstrem voltaj seviyesindeymiş hepsi. Ben daha böyle şey zannettim. Insane voltaj seviyesinde bir şeyler zannettim arkadaşı ama değilmiş. Aslında çok daha önceden yapabilirmişiz. Ve şu en son neydi? Gear. Ne giyirdi? Şu değil bu. Titanium Gear Box Casing. Ee, o zaman Titanium Gear Box Casing. Seni de şöyle atıyorum. Sen nesin? Steel plakalar, Titanium Gear'lar, Titanium Frame'ler biraz daha Titanium Frame şu, şu ve şu. Tamam. Gerekli bütün malzemeler bunlar gibi gözüküyor arkadaşlar. Şöyle, şöyle, şöyle ve böyle. Ee, o zaman dizel engine yapabilecek miyiz? Yapamıyoruz. Titanyum giyerimiz yok. Aa, orada iki de yokmuş. Aa, açık kapalı bırakmışız herhalde bir tanesinde. Neyse. Craftları gördünüz arkadaşlar. Ben şunları hazırlayayım. Şu gear craftını falan filan da vereyim. Birazdan geliyorum. Tof alayımız 512 tane olmuş bile arkadaşlar. Ve 350 tane de ferroboronumuz olmuş bile. Gördüğünüz gibi bunlar hazırda bizi bekleyecekler. Şöyle en son bir dizel enjinimizin kendisi kaldı. Ve muhtemelen her şey hazır gibime geliyor. Şöyle gidip şunların bir Craftını otomatikleştirmesini kurulumunu halledelim bakalım ve şunla başlayalım şunlar şöyle gelsin bakalım ee, şurada bu bu tarafta olsa 3 burası iyi gibi doğru mu doğru koymuşum şunları şöyle koyuyorum ee, şu 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 kontrollerimiz burada. Ve, ve ve bunlar şunlar gelsin şu bunu bu taraftan vermişiz hadi o taraftan verelim çok fazla karışmasın arkadaşlar fluid input hiç mi ha, evet bu şu fluid input hash'imizi de bu taraftan verelim ama ee, Arka tarafa mı yakındı? Ön tarafa mı yakındı? Hatırlamıyorum. Arka tarafa yakınmış. Çok bir şey fark edeceğini zannetmiyorum ya. Şunu bir şuraya de koyacağım arkadaşlar. Deneriz bakalım. Ve gene buna da insane voltage input hatch yaptım arkadaşlar. Ve iki tane de titanium gear box'ımız. Sen sen şöyle gel. Bakalım. Birleştirdiğimiz zaman multi blok olması gerekiyor diyecektim ki olmadı ee, Sen yerini mi beğenmedin şu şu yok invalid structure ee, dıt dıt dıt. nasılsın ki sen bir daha bakalım ee, önü böyle tamam dizel engine ve böyle şu şu illa sağ tarafa mı koymamız gerekiyor bunu ya ee, bir deneyeceğim arkadaşlar illa sağ tarafa mı koymamız gerekiyor bu arkadaşı şu ve bu enerji output yapacağımı enerji input yapmışım arkadaşlar muhtemelen şimdi çalışması lazım diyecektim ki oldu bir multi blok makinemiz ve Jeff de yaptım. Şunu da şöyle çevirelim. Diğer 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 iki gibi. Diğer diğeri gibi. Heh, herhalde böyle. Ve şuradan da enerji o aşağısını kapatmamız lazım. Neyse çok önemli değil. Supply oxygen boosted in. Ha tamam. Sıkıntı yok. Ee, şöyle şuradan gelebiliriz. Gel bakalım. Glass cable'larımız şu hizada olsa gerek. Şöyle 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 şöyle. Bunu dermemiş miyiz? Dermemişiz. Gene buradan. Tamam ya gelmişiz. Ha fazla gitmişiz. Sen de git. Şu ve birleştirelim şöyle Lavun üstünde iş yapıyoruz ha ve şu ve bu bir tane fluid export bas sen gel şöyle ne kadar hızlı azalacak onu merak ediyorum arkadaşlar şimdi bakacağız bakalım gel sen şöyle ve boosted dizelimiz senden de aldım Aslında bin az tutmuşum ya onu biraz daha yükseltebiliriz çok hızlı yaptığı için bini yeter diye düşünmüştüm ve e, çalışmaya başlaman lazım diyecektim ki 2048 mi 2048 EU veriyor ha Aa, aa, lubricant. Ee, buna biz oksijen ve lubricant de mi yollayacağız? Bunu böyle yollarsak daha çok mu yakacak? Şuradakileri okuyorum arkadaşlar. Ee, bu o zaman başka şeylerde mi koyacağız? Ha, dur bakalım. Seni şöyle alıyorum. Ee, 9000 kova kadar gitti. Yok 9000 kova gitmemiştir. 9 kova gitmiştir değil mi? Üretiyor. Şuraya şey yapalım. Şu bizim e, flux'larımızdan koyalım. içindekileri yaksın arkadaşlar. şöyle aldım. Ha, şunları da göstereyim. Biraz böyle. a, buraya şey yapmışım ben. Dörtlü yapmışım. Aa, önemli değil. Şunlar gitsin. İçindekileri dolduruyor musun? Evet, bu tarafa atmış şimdi. Şu içindekini yaksın arkadaşlar. Şunu. Outputting running perfectly. Niye azalmıyor bu? Ben kaldırdım buradan. Enerji de üretmiyor, doldurmuyor şu an. Yetmiyor mu acaba bu? Kaldırdığım için mi? Neyse, ben şunu da deneyim bakayım arkadaşlar, şunu ve şunu da kırdım şimdi. Fluid input hatch. Ee, şunu ne yapmışız? High voltage. Bunu da böyle yapalım. High voltage fluid input hatch. İki tane daha sen bize bunlardan yap bakalım güzel kardeşim. Yapacak mısın? Ee, bir tane ve iki tane. Seni de böyle koyarsam tekrar multi blok olacak mısın? Fluid input edge, fluid input edge. Şu şunu olmayabilir. Şu tarafa koyacağım. Yok. biz bunu oksijenle... Ha dur şurasını kapatmadık. Ha oldu. Bu arka sırayı kabul etmiyor anlaşılan arkadaşlar. Şu ortaları sadece aktif. Ee, o zaman tamam bir deneyelim tekrar. Flute export ve sen gel. Ee, Flute export başka yok üzerimde kalmamış. Şuradan da bir kablo daha çıkartıyorum. Şu, şu ve sen de ve gel bakalım. Ee, o zaman seni bir atalım. Gitsen. Bir kova daha alıyorum. Ve oksijen Bayağı varmış elimizde Ve lubriken miydi? Evet Yağ Yağımızı da alalım Ha fluid export alacaktık bir de ee, Export fluid export bas bize 10 tane 20 tane 50 tane yapı versen kardeşim ee, Bir şey oluyor arkadaşlar iki kere başıma geldi bu ee, Bizim Dur göstereyim. Bir saniye göstereyim. Şunlardan bir tanesini üzerime alayım ekranı kaybetmeden. Hadi biraz çabuk. Neyle uğraşıyorsun sen? Yok bir şeyle uğraşmıyor. En son kaldı. E hadi. Pure. Heh, tamam. Şunları üzerime alayım. Şunları göstereyim arkadaşlar. Şuradaki şu elemanlar, Advanced Inscriberlar ve bu Grow Crystal Chamber, Crystal Grow Chamber yok oluyor arkadaşlar. İki kere yok oldular, yani oyun başından beri. Yani yakın, bir tanesi yakın zamanda oldu, bir tanesi daha uzak bir zamanda oldu. Niye olduklarını bilmiyorum. Onları tekrar yapmak zorunda kaldım ben de. Sizin de başınıza gelebilir, aklınızda olsun. Gel bakalım sen. Sana yağ yollayalım Seni koymuştuk zaten Sen de gel şöyle Ve Twice online sana da oksijen yollayalım ee, Oksijenimiz doluyor yağımız doluyor ve dizelimiz dolmuyor Dizeli kaldırmıştık çünkü Aa, uh. Gel sen şöyle sen git sen de git Boosted Bizlerimiz Gel sen de. Seni de bir daha tanımlayalım. bayağı masraflıymış bu ya. Ve şu. Tamam mısın? Ee, evet. Tekrar hepsi dolmaya başladı arkadaşlar. 2000, outputting hala 2048 EU diyor yalnız. Ve oldu arkadaşlar. Şuradakini CU değil CEF koymuşum ben. Şunu koymuşum. O yüzden sıkıntı olmuş. E, kafa yok bu akşam demek ki yerinde. Neyse böyle gördüğünüz gibi gayet güzel çalışıyor şimdi. E, dizelimiz, oksijenimiz ve yağımız. Yağ da üretiyoruz. Çok sıkıntı değil. Bayağı lubriken üretiyoruz arkadaşlar. Dizel de çok fena değil e, ee, şuradan yalnız ben şu kartları çıkartırsam hızını biraz daha iyi anlıyorum hatta şunu da çıkartayım hiç kartsız bile yetiştiriyor evet bu da demek oluyor ki çok fazla yakmıyor şuradakini de biliyorsunuz çok yani ancak 2-3 tane kart koyunca e, metanlar yetişebiliyordu içeri ama bu biraz daha iyi oldu gibime geliyor arkadaşlar ya. Ee, Oksijen ve yağ yokken 2K üretiyor. Oksijen ve yağ yolladığınız zaman 6.1K yolluyor. Üretiyor. EU üretiyor. Ki bu da bayağı iyi bir değer arkadaşlar. Ee, bunu da... Ama bunun şimdi enerjisi full olunca... Neyi durdurmak? Bir tanesini durdursak yeter herhalde ya. Sadece yakıtı kessek yeter gibime geliyor. Ee, ben bunu... Yapayım mı diye düşünüyorum bir yandan arkadaşlar bu taşır değil mi? Bu kablo taşır ya Şunun çıkışını verelim Şuradan bir çıkış vereyim müsaadenizle ama Gel bakalım acaba sinyalım var mı diyecektim ama 11 tanecik varmış yeter mi bilmiyorum belki sistemde vardır Gelsen şöyle Burasını değiştirsek de olur. Değiştirmesek de olur. Zaten görünen bir yerde değil. Şöyle gel. Gel. Ve doldu. Şey yetti. 11 tane yetti. Ve şimdi bakalım. 300. Tabi içerideki fluxlar boş oluyor şu an arkadaşlar. Bunun da ben ayarlamalarını yaparım. Gene yarısına geldiği zaman buradan yakıtı keser ve üretimi keser. Üretimi bu, bu da dur, durmuyordur muhtemelen dizellerimiz. Boosted dizellerimiz boşuna gitmesin. İ e, enerji konusunda biraz daha iyi olduk arkadaşlar. Bu da çalışıyor, bu da çalışıyor. E i fena değil, hoşuma gitti. E, bunlardan birkaç tane daha yapabiliriz e, dizel jeneratör çünkü türbinler kadar, gaz türbinler kadar çok fazla yakmıyor anlaşılan arkadaşlar. O yüzden içerideki bizim bu dizellerimiz de bayağı yeter gibiime geliyor. Evet, e, bir sonraki bölüm görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.